İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 2 Mart 2023 Perşembe. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Önemli gelişmeler var ülkemizde. Tabii ilimizde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha da tempo artacak gibi. Ve o gelişmelerden derlediğimiz ana haberi ekranlarınıza getireceğiz. Ama en fazla merak edilen konusuydu günün altılı masanın toplantısı. Ki bugün aday belli olacaktı ve açıklanacaktı. Kamuoyuyla paylaşılacak diye bekliyorduk. Masanın toplantısı başladı. Aday belli olacak ama kamuoyuna açıklama yapılmayacak denildi. Önümüzdeki bir tarihte, planlanan bir tarihte açıklama yapılıp bilgi verilecekmiş. Bakalım aksi bir tavır gelişecek mi? Yani toplantı sonrasında açıklama yapılacak mı? Yoksa hangi tarih verilecek? Seçime artık 2 ay gibi kısa bir süre kaldı. Tam 70 gün var yaklaşık seçime. Ama hala muhalefetin adayının belli olmadığının altını çizelim. Elbette ki bu durumun vatandaşlarımızı rahatsız ettiğini de bildirmek, belirtmek gerekiyor sevgili izleyenler. Birçok kesimin, biraz sonra ana haber bülteninde de böyle bir haber var. Birçok kesimin aslında buna olan tepkisini de gözlemlemek zor değil. Çünkü vatandaşlarımızın çoğu her ne kadar araya aslında felakete girse de açıklama yapmak için, aday açıklaması yapabilmek için geç kalındığı görüşünde hemfikirler. Bir de biliyorsunuz üçüncü bir ittifak da var. Onlar da henüz aday ortaya çıkartmış değiller. Her parti genel başkanıyla mı yarışacak? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belirgin olan tek bir aday var. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmaya şu anda girecek. Tek aday, onun ismi belli. Diğerleri de inşallah önümüzdeki günlerde belli olacak gibi. Ama umuyoruz ki ve diliyoruz ki Rabbimizden memlekete hayrı dokunacak insanlar aday olsunlar. Aksi halde kimseye adaylık bile nasip olmasın. Çünkü zor zamanlar yaşıyoruz. O zor zamanlarda memleketini, milletini seven liderlere ihtiyacımız var. Çalışkan, dürüst, ahlaklı liderlere ihtiyacımız var. İnşallah o liderlerden oluşan bir yarış olur ve dediğim gibi memlekete fayda sağlayacak, hayrı sağlayacak bir isim de seçimi kazanır. Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da hasarlı evlerin araştırması ve incelemesi yapılıyor. Raporlamalar yapılıyor. Aynı zamanda yeni yerleşim merkezleri de belirleniyor. Çünkü eski yerleşim merkezleri şehirlerde tam fay hattının üzerindeydi. Yeni yerleşim merkezlerinin daha sağlam zeminlere inşa edilmesi öngörülüyor. Ve dolayısıyla bu hazırlıklar yapılırken Adıyaman'da da özellikle merkezde ve Gölbaşı gibi birkaç ilçede bu hazırlıklar son sürat devam ediyor. Elbette ki Ordu Valisi Tuncay Sonel ile beraber Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören gözetiminde Ordu Valisi Tuncay Sonel Adıyaman'daki çalışmaları, memleketin, milletin, devletten beklediklerini ve devletin milletimize gösterdiği şefkati, güler yüzü ve hoşgörüyü TV52'ye anlattı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Soner, depremlerin ardından kentte hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Alan büyük bir alan. Buna rağmen Allah'ın izniyle üstesinden geliniyoruz zorlukların. Biz de Adıyamanlı kardeşlerimizin yanındayız. Devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzlülüğünü, iyiliğini onlara göstermeye çalışıyoruz. Deprem nedeniyle kent merkezi dışında Gölbaşı, Besni ve Çelikan ilçelerinde de ağır hasarların oluştuğunu söyleyen Soner, devletin tüm ilçelerde, köylerde ve mezralarda çalışma yürüttüğünü belirtti. İlimiz Adıyaman merkez dışında Gölbaşı, Besni, Çelikhan gibi ilçelerimizde de ağır hasarlar oluştu. Devletimiz ilçeleriyle, 8 ilçesiyle, merkeziyle, tüm köyleriyle, mezralarıyla şu an biz alandayız ve her türlü tedbirler alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci ziyaretinde ifade ettiği gibi Adıyaman genelinde 50 bin konut müjdesini de verdi. Zemin etütleri yapılıyor şehrin kuzey tarafında. Sağlam, zemin altı 4 kat, zemin altı 3 kat. Yani yöresel mimariye uygun, kültürüne uygun. Bunlar da konteyner kentlerden sonra bir an önce 1-2 hafta içerisinde bu temellerin atılmasıyla birlikte kalıcı konutların vatandaşlarımız da tabii ki kısa sürede yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde inşallah bunlar tamamlanmış olacak. Sonel, organize sanayi bölgesindeki iş yerleriyle sağlam olan eczane, bakkal ve berber dükkanlarının açılmasını sağlamaya, yıkılan yerler yerine prefabrik yapılar inşa ederek esnafı ekonomik hayatın içine çekmeye çalıştıklarını anlattı.
Depremzedelerin barınma, yeme ve içme gibi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Soner, birlik ve beraberlik içinde hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Şu an bir seferberlik durum var. Birlik ve beraberlik içerisinde hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz. Bugünün en fazla merak edilen konusuydu. Altılı Masa'nın toplantısı ve sonucunda çıkacak isim. Tabii isim açıklanacak mı bilmiyoruz ama toplantı 14'te başladı. Hala devam ediyor. Eğer bülten içinde bir açıklama olursa elbette ki biz de hemen ekranlarda size aktarımını yapacağız sevgili izleyenler. Siyaset bugünden itibaren oldukça hareketli günler geçirecek gibi görünüyor. Zira seçime de çok az bir zaman kaldı. Artık seçim satımı haline girmiş pozisyondayız. Ama dediğimiz gibi tek bir adayın ismi belli. Henüz muhalefetteki isimler ortaya çıkmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde, dakikalarda, saatlerde nasıl bir gelişme olacak? Muhalefet cephesinde hep beraber gözlemleyeceğiz. Bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde heyecanlı saatler, dakikalar yaşandı sevgili izleyenler. Vatandaşlar denizde yabancı madde gördüler, mayına benzettiler ve ekipleri aradılar. Polis ekipleri, jandarma ekipleri olay yerine geldi. İncelemeler yapıldı ancak görüldü ki tahmin edildiği gibi mayın değil plastik tanımlanamayan bir madde olarak açıklandı kamuoyuna. Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından yabancı bir cisim görülünce kolluk kuvvetlerine haber verdi. Mayına benzettim. Zaten internetten hemen açtım. Mayın örneklerine baktım. Baktım birebir aynı. Yakın görüntü aldım. Yaklaştırdım baktım. Karşılaştırdım. Ciddi anlamda üstünde kapak var. Yanlarına iki tane bağlama kancası var. Mayın olduğu çok çok belli. Cismin mayın olabileceği şüphesiyle harekete geçen ekipler alanda çalışmaları yaptı. Çevrede ise panik hakimdi. Sahil güvenlik, dalgıç polis ekipleri ve bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cismin mayın değil, belirlenemeyen bir plastik malzeme olduğu öğrenildi. Son dönemlerin en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Siyasetin spora müdahalesi ya da sporun siyasete müdahalesi. Çünkü son dönemde oynanan maçlarda taraftarlar hükümet istifa sloganları atmış. Hükümet kanadı da özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sert sözlerle taraftarları eleştirmiş. Hatta statlara taraftar alınmasın demişti. Bu arada bununla ilgili de Kayseri'de bir mahkeme kararı çıktı. Bunun yersiz olduğuna hükmetti mahkeme. Yani seyirciler Fenerbahçe taraftarları Kayseri maçında tribündeki yerlerini alabilecekler. Son gündeki bu tartışmalara Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel de katıldı. Hükümeti özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel son günlerin tartışma konusu statlardan yükselen hükümet istifa sloganlarına değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşan Adıgüzel, hükümeti getiren de halktır, istifasını isteyen de halk olacaktır dedi. Şimdi hükümet istifa demiş. Arkadaşlar hükümeti göreve davet edip destekleyen de halktır, istifasını isteyen de halk olacaktır. Hükümetle devlet aynı şey değil ki. Statlara siyaset girmesin söylemlerine karşı cevap veren ordulu vekil Giresun stadından örnek verdi. Konunun suçlusunu hükümet olarak ilan etti. Ondan sonra da efendim neden tribünlerden bu tezahürat yapılmış? Siz daha önce tribünlerden Erdoğan sloganları attırdınız, pankartlar açtınız. Ben size söyleyeyim şu anda hala öyle. Giresun'un Çotanak stadında şu anda doğu tribünü, tribünden tepeden aşağı şu anda Recep Tayyip Erdoğan posteri var. Gidin bakın bakalım. O yüzden eğer statlara, spor alanlarına siyaset girmeyecekse önce bu işin başındakiler yapmayacak. Adıgüzel Spor Toto Teşkilatı üzerinden de Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu topa tuttu. CHP'li vekil Bakan Kasapoğlu'nu spor kulüplerine ayar vermekle suçladı. Şimdi spor bakanı diyor ki spora siyaset karışmasın. Şimdi hem kendisi hem Spor Toto'yu yönetiyor. Paranın başında. Oradan isim hakkı alıyor kulüpler. Onlara aslında ayar çekiyor. Paranızı vermem diyor. Yani eğer sen spora siyaset götürmeyeceksen Spor Toto'nun bu kara kutu dediğimin üzerinden dünya kadar siyasette kullandığı cemaat ve vakıflara para aktarmayacaktın önce. Her şeyde susturulmak isteniyor. Ne yapsın bu halk sorusunu soran Cumhuriyet Halk Partili Adıgüzel hükümete de deprem sürecindeki çalışmaları üzerinden eleştiri getirdi. Şimdi ona sus, buna sus. Ne yapacak bu millet? Eksileri söyleyenler devleti küçük düşürmekle, devleti aciz göstermekle suçlanıyor. Bu bir ironi olsa gerek. En sevdiğini, her şeyini kaybetmiş insanlara al sana 10 bin diyen,
en yakınlarını kaybetmiş deprem travmasındaki çocuklara A'sını 100 lira verirken siz devleti küçük düşürüyorsunuz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerinde çocuklara para dağıtmasını eleştiren Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'nın helalleşme çıkışına da hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz dedi. Çocuklara para dağıtarak gösteriş yaptı ya. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı düşünün ki cebinden para çıkarıyor deprem bölgesinde çocuklara harçlık veriyor güya. Bu mu senin insanlığın? Bu mu senin vicdanın? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde para dağıtmasını sert sözlerle eleştirdi. Enginyurt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gitmesinin engellendiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ne zaman gitti? Ne zaman? Öyle bize hakaret ederek bu işten sıyrılamazlar. Efendim Türk ordusunu yıpratıyorlar, Mehmetçi'yi yıpratıyorlar. Kim Mehmetçi'yi yıpratıyorsa Allah onun belasını versin. Yazıklar olsun ona. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkınızı helal edin çıkışına bir tepki de Enginyurt'tan geldi. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Sen depreme müdahale edememişsin, helallik istiyorsun. Ölü hakkını nasıl helal edecek ya? Ölen adam sana hakkını nasıl helal edecek? Niye helal edecek ya? Senin görevin öldürmemekti devlet olarak. Senin görevin yaşatmaktı devlet olarak. Demokrat Partili Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti. Her bir insanımızın kendine ait büyük bir değeri vardır. Yaşanmışlığı vardır. Ve biz bu insanlara karşı sorumluyuz. Yani her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı, vefat eden vatandaşımıza karşı da sorumluyuz. Süleyman Soylu, ben afetin başındayım, ben sorumluyum. Sorumluysam istifa et, şerefim varsa, haysiyetim varsa istifa et. 7000 kişilik afet mi olur ya? 2019 yılında Maraş Pazarcık'ta deprem bölgesi üst kabul edilmek kaydıyla 7.5 deprem için sen orada gelmişsin, harekat planı yapmışsın, depreme hazırlık yapmışsın. Şimdi 2023'teki deprem olunca ben İstanbul'a hazırlık yapmıştım diyorsun. Kafamı buluyorum bizimden Süleyman. İstanbul'da 1.100.000 konut var, burada 100.000 konut var. Sen 100.000 konutun üstesinden gelememişsin, 1.100.000'lik İstanbul'u kurtaracağını mı söylüyorsun? Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kazanacağını söyledi. Kim aday olursa olsun kazanacak diyeceğiz. Kazanamayacak aday yok. Millet İttifakı'nın her adayı kazanacaktır. O altılı masa kimi gösterirse bu millet onun peşinden gidecektir. Onu destekleyecektir deyip yürekten iman etmek gerekir. Türkiye Eczacılar Odası'nın koordinasyonunda deprem bölgelerinde biliyorsunuz sahra eczaneleri açılmıştı. Ordu Eczacılar Odası Başkanlığı da bu kampanyaya destek veren eczacılar odalarından bir tanesiydi. Eczacılar Odası Başkanı Hakan Öztekin deprem bölgesindeydi. Yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve geldiğinde de TV52'ye deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ilk gününden bu yana bölgede Ordu Eczacılar Odası bünyesindeki eczacılar yaşanan ilaç krizine rağmen deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri ücretsiz temin etmeye devam ediyor. Biz depremin ilk gününden itibaren eczacılarımız, Türk Eczacılar Birliği'nin koordinasyonunda bu 10 ilimize, yani afet bölgesi ilimize yardım götürmeye başladık. Bu yardımları tamamen eczacılarımız kendi imkanlarıyla, kendileri paralarını karşılayarak ilaçların ve diğer malzemelerin, işte hijyenik petler, çocuk bezleri, mamalar vesaireler, büyük bir organizasyon içerisine girdik Türkiye genelinde ve o bölgede 26 tane sahra eczanesi kurarak ücretsiz şekilde oradaki depremzede vatandaşlarımıza yardıma koştuk. Fakat sınırlı sayıdaki ilaçların da bölgeye temin edilmesiyle birlikte deprem bölgesindeki ilaç sorunu hala çözülebilmiş değil. Malatya'ya giden Ordu Eczacılar Odası Başkanı Hakan Öztekin de bu ihtiyaçlara değindi. Öztekin deprem bölgesinde hijyen ürünlerinin temini noktasında büyük bir sıkıntı yaşandığını belirtti. Ancak tabii ki sorun bitmiyor ve bitmeyecek uzunca bir süre daha. Oradaki insanların her türlü ilaca ve bu hijyenik bakım setlerine ihtiyaçları var. Biz elimizden geldiğince tekrar bugün depremin 24. günü. Hala da bölgeye ilaç ve bu tür hijyenik malzemeleri sevk etmeye devam ediyoruz Türkiye genelinde.
Elimizden geldiğince yapmamız gerekeni bütün eczacılarımız ve teknisyenlerimiz yapıyorlar, sağ olsunlar. Deprem bölgesine ilaç gönderiminin yetkili kurumlarca sorunsuz şekilde halledildiğini belirten Hakan Öztekin, Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacılar Birliği ve 54 bölgenin eczacı odasının koordinasyonu dışında bireysel ilaç gönderme gayretinin fayda değil zarara neden olacağı uyarısı yaptı. Bunu ilk günden beri biz kabul etmedik. Nedenine gelince arkadaşlar, bu ilaçların hangi koşullarda evlerde saklanıldığını bilmiyoruz. Yani vatandaşlarımız orada dağıtırken faydası olacak diye verdiğimiz bir ilacın, bir preparatın hiçbir faydasının olma ihtimali var. Çünkü belki saklama koşullarına uyulmadan saklanıyor. Bir ikincisi, bu şekilde gelen ilaçlar bize karışık halde geliyor. Türkiye'nin her bir tarafından orada tır tır ilaç geliyor. Yani bölgeye gittiğimiz zaman o sahra eczanelerinde zamanımızın çoğu bu ilaçları ayırmak, tasdif etmek için geçiyor. Yetkili birimler dışında gönderilen ilaçların hem vakit kaybettirdiği hem de süreci güçleştirdiğini söyleyen Öztekin, vatandaşlara bireysel yollarla ilaç göndermeyin çağrısında bulundu. Biz bu işe vatandaşlarımızın ellerindeki ilaçları hiç karıştırmadan tamamen orijinal preparatları eczanelerimizden ya da dağıtım kanalı depolardan bizzat satın alarak göndermeyi tercih ettik. Hala da öyle yapıyoruz. Son dönemde ekranlarınıza sık sık getiriyoruz sevgili izleyenler. Depremde binalar yıkıldı ama o binalarla beraber can kayıplarıyla, yaralılarla beraber psikolojilerimiz de yıkıldı. O psikolojileri tekrar normale döndürmek de oldukça zor. Peki bununla ilgili ne yapmak lazım? Nasıl mücadele vermek lazım? Uzman klinik psikolog Merve Kılıç anlattı. Kahramanmaraş merkezi depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Depremler binaları yıkmakla kalmadı, psikolojik yıkıma da neden oldu. Ani bir olay gerçekleşti. Yani gündemimizde olmayan ve beklenmeyen ani bir olay oldu ve çocuklarda da yetişkinlerde de yaş grubu fark etmeksizin ani gerçekleşen olaya bir takım tepkiler vermeye başladık. Çünkü burada şu oldu, bütün yaş gruplarında kontrol algımızın bizden gittiğine dair bir algı oluşmaya başladı ve insanlarda ben tehlikedeyim, tehlike durumundayız ve güven sistemimiz tamamen kaybolmuş gibi hissetmeye başladık. Deprem sonrası çok görülen tepkiler ise korku, kaygı, üzüntü, suçluluk ve empati oldu. Deprem toplumsal bir travma da yarattı. Kaygılar, korkular gün yüzüne çıkmaya başladı. Günlük hayatta rutin işleri devam ettirmekte zorlanma, uykuda bozulmalar ya da sindirim sisteminde bozulmalar gibi şeyler gün yüzüne çıkmaya başladı. Ya da günlük işleri devam ettirirken odak problemleri yaşama, sosyal ilişkilerden kendini geri çekme, sürekli olarak bulunduğumuz ortamda acaba bir şey oluyor mu şeklinde etrafı kontrol etme durumları oluşmaya başladı ve haliyle günlük hayatta süreci olumsuz etkileyen bir takım şeyler oldu. Gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık ve etkileri bütün Türkiye'ye yayıldı diyen uzman klinik psikolog Merve Kılıç, deprem sonrası herkeste farklı duyguların geliştiğine dikkat çekiyor. Çocuklarda çok fazla ağlama, mızmızlanma ya da bakım vereniyle sürekli bir arada olma ihtiyacı oluşmaya başladı. Anne babadan ayrılmak istememe, anne babayla birlikte uyumak isteme ya da çok fazla soru soran çocuklar oldu bu süreçte. Acaba tekrar olacak mı? Anne deprem nedir? Baba işte enkaz nedir? Ölü nedir? Gibi bu tarz sorular tekrarlayıcı olarak soran çocuklar var. Peki bu zor süreci atlatmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Uzman klinik psikolog Merve Kılıç'a göre bunun için atılacak ilk adım insanların rutinlerine dönmek için kendilerine izin vermesi. Hepimizin bir hayat rutini var ve bu rutini devam ettirmek kişilere kendisini güvende hissettirir. O yüzden bu süreçte eski rutinlerimizi yeni hale getirerek, yeniye uyarlayarak bir rutin oluşturmak çok önemlidir. Bu çocuklarda da çok önemlidir. Çünkü rutin demek güven demek, güven ortamı demek. Kişiler rutinlerine devam ettiği zaman güvenleri oluşmaya başlar, tekrar yerleşmeye başlar.
Yaşanan duyguların ve verilen tepkilerin oldukça normal olduğunun da altını çizen Merve Kılıç, insanların yaşadığı travmanın ne kadar süreceğinin ise kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor. Aslında burada şunu bilmek lazım. Olağan dışı bir olay gerçekleşti ve olağan dışı olaya olağan tepkiler veriyoruz insanlar olarak. Yani normal dışı, anormal duruma normal tepkiler veriyoruz. Bu süreçte çocuk, ergen, yetişkin, yaş grubu fark etmeksizin verdiğimiz tepkilerin normal olduğunu bilmek lazım. Bunu bilmek bize kendimizi iyi hissettirecek en önemli noktalardan birisi. Seçimlere 70 gün gibi kısa bir süre kaldı sevgili izleyenler. Altılı Masa ve muhalefetteki adayların hiçbirisi henüz isim olarak öne çıkmadı. Bu akşam belki aday açıklanacak ya da kulislere düşecek bir isim belki diğerlerinin önüne geçecek. Biz de bu ismi kim olsun ya da kimi istersiniz diye Ordu sokaklarında vatandaşlarımıza sorduk. Bakın onlardan ne cevaplar aldık. Benim adayım hiç yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'nin geleceği yok bir kere. Türkiye bitmiş zaten. Yani yapacak bir şey yok ya Türkiye'ye. Altılı Masa'dan ne hıyar olur ne de cacık olur. Biz de Tayyip Erdoğan diyor. Biz hep şey demeyiz. Yani. Köyümde 1500 seçmen var. 150'si dışarının, gerisini hesap et AK Parti'nin. Seçimlere 73 gün kala Altılı Masa Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu liderliğinde 12. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibinin kim olacağıysa henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı karşısına şunu koysunlar onu destekleyeyim yani. Hesabını yapın yani. Kim olursa. Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Kim olursa olsun. Kim adayı gösterirse göstersin. Hiçbirinin bu Türkiye etkisi, faydası olmaz. Onlardan hiçbir fayda gelmez. Yani diyeceğim bu kadar benim. Millet İttifakı adaylık listesinde şu ana kadar 3 isim ön plana çıkıyor. Bu isimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Altılı Masa'da benim adayım hiç yok. Benim adayım Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Burada aday çıkmaz. Mansur Yavaş direkt derim ben. Çünkü dün daha bir yani her zaman için genel olarak tutumlu bir insan, zeki bir insan. İş yapıyor, konuşmuyor fazla. Sadece hizmetine odaklanıyor. Görüşlerim bu. Kararlaştırılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Altılı Masa Türkiye'nin bir umudu inşallah. Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu olabilir. Olmazsa da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah olur diyorum. Vatan millet için hayırlı olsun. Başka denecek bir şey yok. Gerçekten ülkemiz sıkıntıda. Bu iktidar yıprattı bizi. İnşallah gelecek hükümetten ümidimiz olur. Kurtuluruz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Aday Kılıçdaroğlu olabilir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Yani ikisi de olsun. Olsun bir tane aday çıkarsınlar. Önemli değil. Çıkan aday da mutlaka Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı olacaktır. Belki de geç açıklanan adaya milletimizin tepkisi sevgili izleyenler ama haberde dikkat çeken bir unsur var. En azından benim dikkatimi çeken bir unsur var. Hem muhalefet hem de iktidar kanadında ayrı uçlarda çok fanatik isimlerimiz var. Bu sahada da böyle. Aslında haber sahanın bir özeti gibi. Geç kalınmışlık olayına var olan tepki muhalefete ama iktidar kanadındaki seçmenlerin de muhalefeti görmeden hemen oy atmaya hazır olmaları çok enteresan geliyor bana. Daha adayın kim olduğu, CV'si, Türkiye için projeleri, memleketi nereden nereye getireceğiyle ilgili vizyonu belli olmadan bu kadar kararlı olunması bana sanki seçmeyi çok da doğru yapmıyoruz gibi bir izlenim uyandırıyor. Umarız ki biraz daha objektif olabilen, takım tutar gibi siyaset tutmayan yani siyasi partiye oy vermek için fanatikleşmeyen toplum aslında bizim için doğru olan toplum gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kimse bizim ailemizden ya da babamızın oğlu değil, kimse vazgeçilmez değil. Dolayısıyla seçim yaparken ülke için, millet için, devlet için hangisi hayırlısıysa onu seçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Herkesin projesini dinleyip bugüne kadar yaptıklarını referans alıp bundan sonra ülkeye katacaklarını da iyi etüt ederek oy vermemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. O yüzden benim oyum son güne kadar belli değil. Ben son gün sandık başına gittiğimde kimin fikri, kimin zikri memlekete, millete daha faydalı olacağına inanıyorsam ona oy atacağım. Hiçbir ideolojiye, hiçbir fanatikliğe, takım tutar gibi siyaset yapmaya
ben razı veya taraf değilim. Dolayısıyla vatandaşlarımıza da bu konudaki görüşümü aktarmak istedim. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerle ilgili verdiği mesaiyi ekranlarınıza getiriyoruz. Deprem bölgelerinde ayrı çalışıyorlar. Ordu'daki depremzedelere ayrı bakıyorlar, ilgileniyorlar. O Ordu'daki misafirler için kültür otağında bir etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın gözetiminde düzenlendi bu etkinlik. Seyfettin Milkay, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı bir konuşma yaptı. Kısa bir konuşma yaptı ki biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde zaman zaman söylüyorum, ismini de az zikretmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bir isim öne çıktığı zaman Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde diğerleri hemen ayağını kaydırmaya çalışıyor. Bence en başarılı daire başkanlarından bir tanesi Seyfettin Bilkay. Bunu da gece gündüz mesai yaparak gösteriyor. Seyfettin Bilkay çok kısa bir konuşma yaptı ama depremzedelerin memnuniyetini, mutluluğunu görmeye değerdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrime hoş geldin projesi kapsamında deprem bölgesinden Ordu'ya gelen vatandaşların yaşadığı travmayı bir nebze de olsun atlatmalarını sağlamak için kültür otağında etkinlik düzenledi. Birikimlerini kültürel zaman yolculuklarına sığdırmış. Depremzede aileler ve çocuklarının keyifli bir gün geçirdiği programda zaman zamansa duygusal anlar yaşandı. Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, depremzede ailelere Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Öncelikle elimize hoş geldiniz. Rabbim bu afatı tekrar yaşatmasın. Sizler bizim misafirimizsiniz. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Ama bu Ordu'da olmanız bizim için bir gurur. Kapımız sizlere sonuna kadar açık. Daire Başkanı Bilkay, depremzedelere her daim yanınızdayız mesajı verdi. Bütün talepleriniz, istekleriniz, çocuklarımızın dahi elimizden ne geliyorsa büyükşehir olarak, devlet olarak her daim yanınızdayız. Depremzede ailelerse kendilerine yabancılık çektirmeyen ve yardımlarını esirgemeyen tüm ordululara teşekkür etti. Fadime Çetin, Malatya'dan geliyorum, Malatya merkezde. Ordu'ya dair ben yani tabii ki... Çok sevdim. Çok kadir şinas insanları var. Bizi hiç yabancı hissettirmediler. Böyle buraya da bizi davet ettiler. Allah razı olsun. Torunlarımız, çocuklarımız bir nebze de olsun biz de biraz rahatladık. Ben öncelikle Adıyaman merkezden geldim. 3 aile geldik biz. Adıyaman'dan geldik buraya. Bir arkadaş aracılığıyla sağ olsun buraya geldik. Misafiriz burada ama çok mutluyuz. Bir yandan burada herkesten gerçekten o konuda çok teşekkür ediyoruz. Ordu halkına. Ya çok iyilikseverler, bunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çeşitli etkinliklerde eğlenen çocuklar da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Çok eğlendik. Bugün için hepinize teşekkür ederiz. Ben Kerem Nasuhiçan, Malatya'dan Ordu'ya geliyorum. Yani Ordu çok eğlenceli bir yer, güzel bir yer. Mesela şarkı söyledik, piyano çaldık, çoğu şeyi yaptık. Ordu'da bulunan otel ve misafirhanelerden alınan aileler kültür otağına getirildi. Yemek ikramı yapılan programda depremzedelere şehri tanıtan kısa videolar izletildi. Animasyon ekibiyle çocuklara aktiviteler organize edildi. Çocukların doyasıya eğlendiği programda onlara boyama kitabı ve boyama kalemi de hediye edildi. Evet, biz de teşekkür edelim Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere memleket için, millet için gece gündüz demeden çalışan daire başkanlarımıza teşekkür ederim. Bir de biliyorsunuz bizim çok eleştirdiğimiz daire başkanları var. Bir türlü kurtulamadık onlardan da. Bu ordunun beline hep kambur oldular, yük oldular, sıkıntı oldular. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'ni sıkıntıdan sıkıntıya sevk ettiler. Umarız ki onlardan da bir an önce bu memleket kurtulur diye dua edelim. Şehirle de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği bu vesileyle barışmış olur. Çünkü çok kıymetli bir isim var Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başında. Ama maalesef şu ana kadar yapılan hizmetler değil, bu beceriksiz yönetimde olan arkadaşlarımızın verdiği zararlar daha fazla konuşuldu. O yüzden umarız ki bir an önce bu yükten Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanımız bir an önce bu yükten kurtulur. Şimdi devam edelim. Adıyaman'daki bir başka temsilcimiz, aslında gurur kaynağımız Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören. Aşkın Tören de gece gündüz demeden mesai veriyor. Üstelik mesaisinin yanında tezgaha geçip Adıyamanlı kardeşlerimize sıcak yemek ikram etmeyi de unutmuyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde tüm imkanlarını depremin yaralarının sarılması için seferber eden Altınordu Belediyesi, Adıyaman'da başlattığı 24 saat sıcak yemek hizmetini afetin ilk gününden bu yana aralıksız sürdürüyor. Sahra Mutfağı'nı ziyaret eden Başkan Aşkın Tören ve eşi Ayfer Tören vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Aşkın Başkan'a teşekkür ederim. Bizi yemeksiz burada bırakmadı. Allah razı olsun. Allah eskilerini vermesin. Gölbaşımıza yardım eden, elini atan, hayır hasanet yapan belediye başkanımız Aşkın Tören'e ve eşine, gelen konuklarına, misafirlerine, bize yardım edenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettar borçluyuz. Allah bir daha böyle bir şeyi bize göstermesin. Adıyaman'a kurulan 20 bin günlük kapasiteli Sahra Mutfağı'nda pişirilen sıcak yemekler hem alana gelen vatandaşlara ikram ediliyor hem de mobil araçlar ve ikram noktaları aracılığıyla Adıyaman il merkezinin yanı sıra ilçeler ve köylerde depremzedelere ulaştırılıyor. Adıyaman il merkezinin yanı sıra Gölbaşı ilçe merkezinde oluşturulan ikram noktaları ve mobil ikram araçlarıyla kırsal köylere kadar ulaştırılan sıcak yemek hizmeti aynı zamanda bölgede bulunan görevliler ve güvenlik güçlerine de sunuluyor. İyi ki varsınız Altınordu. Desteklerinden dolayı Allah razı olsun. Var olun, sağ olun. Adıyaman depremzedeleri olarak Ordu Altınordu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman için 10 ilimize yardım ettiler. Gölbaşı olsun, bütün illerimize yardım ettiler. Temizlik olsun, yemek olsun, gıda olsun. Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi koordinatörü olarak bölgede bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel de Altınordu Belediyesi Sahra Mutfağı'nı ziyaret ederek vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Altınordu Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Adıyaman'a gölbaşı çalışmaları için sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Altınordu Belediye'mize çok çok teşekkür ederim. Bize yardım ettiği için her yerden geliyorlar. Her çeşit yardım yapıyorlar. Sabah çorbaları, akşam yemekleri, öğle yemekleri hepsini getirirler. Çok çok sağ olsun. Allah razı olsun sizlerden. Altınordu Belediye Başkanı'na ve oradaki çalışanlarına, bayanlarına, erkeklerine çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah size böyle bir acı yaşatmasın. Kahramanmaraş merkezi depremlerin hemen ardından Afet Koordinasyon Başkanlığı'nca Adıyaman Gölbaşı'na görevlendirilen Başkan Aşkın Tören ilk günden bu yana Gölbaşı ilçesini hiç terk etmedi. Başkan Tören, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve yaraları sarmak için tüm ekipleriyle birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürüyor. Her şey için teşekkür ederiz Altınordu'ya. Altınordu Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Aşkın Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Altınordu yemek oradan bize yardım geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Yemekler de çok güzel. Her şey muazzam. Ellerinize sağlık. Yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gölbaşı'nı yeniden ayağa kaldırabilmek için insanüstü bir çaba harcayan Başkan Tören, 291 personel, 117 iş makinası ve araçla arama kurtarma, insani yardım, enkaz kaldırma, altyapı, konteyner kent kurulumu, kent temizliği, 24 saat sıcak yemek ve temiz su temini, mobil sağlık hizmetiyle sokak hayvanlarının beslenmesi hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Tören'e ilk günden bu yana eşi Ayfer Tören de bölgedeki çalışmalarında destek veriyor. Altınordu'nun belediyesini buradan Adıyaman halkı olarak hepsine Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Rabbim işi gücünüz rast getirsin. Aşkın Tören, kardeşim çok çok teşekkür ederiz. Yaptığınız yardımlardan dolayı size minnettarız. Sağ olun. Allah kaza barada korusun. Bu acı kimse görmesin. Biz gördük kimse. Hepinize Allah peygamber razı olsun. Allah aşkına peygamber razı olsun, peygamberin komşu olsun. Hem valimiz hem de belediye başkanımız muhtemelen çok fazla yoruluyorlar ama ben yüzlerinden okuyabiliyorum huzurlarını ve mutluluklarını bu yorgunluklarına rağmen. Herhalde o manevi huzur, o manevi mutluluk muhtemelen onları dinç tutan, ayakta tutan ve mesaide daha fazla coşkuyla hizmet etmesini sağlayan diye düşünüyorum. Aşkın Bey'i yakından tanırım, iyi de arkadaşımdır kendisi. Dolayısıyla onu hiç bu kadar ben uzun zamandan beri huzurlu ve yüzünde gördüğüm mutluluğu da bu kadar net okumamıştım. Umarım ki döndüğünde de hiç bozulmadan devam eder. Bu atmosferi gerçekten önemli işlere imza atıyor hemşehrilerimiz.
yöneticilerimiz, başta valimiz olmak üzere, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, Altınordu Belediye Başkanımız da, Altınordu Belediye Başkanımızı destekleyen 19 ilçenin belediye başkanları da güzel işlere imza atıyorlar. Her birinden Allah razı olsun. Şimdi Adıyaman'da bir başka ekibimiz daha var. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri. Onlar da Adıyaman'daki temizlik işlemlerini ve hijyen ortamını oluşturabilmek için gece gündüz demeden mesai veriyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması ve büyük önem arz eden temizlik hizmetlerinin aksamaması için deprem bölgesindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman'da görev yapan ekipler, konteyner ve çadır kentler başta olmak üzere hizmetlerin yürütüldüğü kamusal alanlarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ile etkileyen depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk anından bu yana tüm birimleriyle sahada seferber olan Ordu Büyükşehir Belediyesi de Ordu Valiliği ile birlikte koordinasyon içerisinde Adıyaman'da önemli çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman'da çevre temizliği ve çöp toplama çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor. Konteyner ve çadır kentler başta olmak üzere hizmetlerin yürütüldüğü kamusal alanlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye sevk edilen çöp toplama kamyonlarıyla temizlik ve hijyen sorununun oluşmaması ve salgın hastalık riskine karşı özenle çalışmalarını gerçekleştirirken şehir içinde girilmedik yer de bırakmıyor. Toplu taşıma hizmetleri yapan şoför esnaflarımız uzun zamandan beri zam bekliyorlardı. Çünkü maliyetleri gerçekten de katlanılmaz düzeyde artmıştı. Lastik fiyatları, akaryakıt fiyatları, kasko, trafik ciddi boyutta artmıştı ki bir sigortacı olarak söylüyorum, kasko ve trafik fiyatları gerçekten de aşırı uçtu. Neden biliyor musunuz? Araç fiyatları çünkü çok yükseldi ve dolayısıyla sigorta şirketleri de kasko ve trafik fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı hasar maliyetlerini karşılayabilmek için. İçinde bulunduğumuz süreçte en ucuz araba yaklaşık 1 milyon lira. Yani fiyat, buradan marka vermek isterim elbette ki ama maalesef marka vermenin sakıncaları var biliyorsunuz. Ama yaklaşık 1 milyon liradan başlayan fiyatlarla artık araba aldığınız bir yerde kasko fiyatlarını siz düşünün, gerisini siz hesaplayın. Bir taksici için bu fiyat trafikte 10 bin lira ve üzeri, kasko için de 20 bin lira ve üzeri rakamlardan oluşuyor. Dolayısıyla artık taksicilik yapılabilir olmaktan çıkmıştı. UKOME toplantısı taksicilerin imdadına deyim yerinde ise yetişti. Onlar da yeni zamlı fiyatlar aldılar. Taksi esnafı biraz rahatladı. Peki vatandaş? Ordu'da taksi ücretlerine zam geldi. Taksiciler alınan yeni kararla taksimetre fiyatlarında bugün itibarıyla güncelleme yaptı. Uzun zamandan beri beklediğimiz artışı aldık çok şükür. Taksi ücretleri açılış 15 TL'ydi, 33 TL oldu. İn 1025 TL'ydi, 45 TL oldu. 2022 Nisan'dan bu yana güncellenmeyen taksi ücretlerine taksicilerin artan mazot fiyatları ve maliyetler nedeniyle taleplerinin ardından zam yapıldı. Taksiciler ise kabul edilen zam kararı sonrası rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Bir yıl, tam bir yıl oldu. Biz iki defa askeri ücret artışı gördük onun üzerine. Aracın trafik sigortasını 11 bin lira, kaskosu 24 bin lira çıktı. Her şeye artış geldi, bize gelmemişti. Çok şükür bize de geldi. Bir nebze olsun biz de rahatlattı bu. Taksiciler gelen zam kararına sevindi. Peki vatandaşlar bu durumu nasıl karşılıyor? Yüksek bir fiyat. Kesinlikle yani kaleme vurduğunuz zaman yani diyelim 2 kilometre yol gideceksiniz. Acil bir durumunuz var ve 45 lira veriyorsunuz. Uçuk bir rakam. Şimdi lastik pahalandı. Muayeneleri pahalandı. Mazot pahalı. Sigortası pahalı. Bir seneden beri almalı, daha önce almaları gerekiyordu. Ordu Şoförler ve Otomobil Odası tarafından belirlenen yeni tarifin ardından vatandaşlar taksi ücretlerine gelen zamla birlikte kilometre başına 12 lira ödemek zorunda kalacak.
Bu zamla taksicilere hiçbir şey demememiz lazım. Gerçekten de çok aşırı maliyetleri var ve uzun süredir de o maliyetlerin altında rakamlarla çalışıyorlar. Dolayısıyla almaları gereken bir zamı aldılar. Ama vatandaş da haksız mı? Elbette ki vatandaşımız da haklı. Çünkü artık onların maliyetleri de o kadar çok yükseldi ki aldıkları maaşlarla 8500 lira asgari ücretle ya da 10 lira 11 lira maaşlarla artık geçinebilmek mümkün değil ülkemizde. Dolayısıyla bu fiyatların bir şekilde aşağıya doğru çekilmesi lazım ki insanların cebindeki paralar işe yarasın. Bunun da tek bir yöntemi var. Üretim yapabilmek. Üretim rakamlarında zafiyetimiz var. Geçen aydan itibaren yani Şubat'ın 6'sından itibaren biliyorsunuz depremin etkili olduğu o bölgede ihracata maliyeti depremin 1,5 milyar dolar olarak hesaplandı sevgili izleyenler. Dolayısıyla ciddi bir kaybımız var. Bu ihracatta da elbette ki hissedilecektir. Dış ticaret açımız da ilk kez bu kadar yüksek %52.8 oranında arttı. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında önümüzde ekonomik olarak da sıkıntılı günler bizi bekliyor. O yüzden hak edene mecburen hak ettiği değerlerde çalışma imkanını sağlamamız gerekiyor. Taksiciler ve toplu taşımacılar da onlardan bir tanesiydi. Şimdi uzun zamandan beri beklenen EYT yasası vardı biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası vardı. Depremden dolayı zaman aşımına uğramış ve ertelenmişti. Meclis açılır açılmaz meclis gündemine geldi ve onaylandı. Onaylandı ama eleştiriler de peşinden geldi. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşların haklarının korunmasının gerektiğini söyledi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edilip kanunlaşsa da milyonlarca kişiyi yine memnun etmedi. EYT'ni depremde ölen insanların emekli maaşları hak sahiplerine derhal ve hızlı bir şekilde bağlanmalıdır. EYT'li olup eksik prim olan depremde hayatını kaybedenlerin eksik primlerini de devlet karşılamalıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'li vatandaşların yıllardan bu yana mağdur edildiğini söyleyerek yasanın kanunlaşmasını seçim kaybetme korkusu olarak yorumladı. EYT sorunu 17 Ağustos deprem felaketinin ardından ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı seçim kaybetsem bile yokum dediği EYT'liler yıllarca mağdur edildi. Kaybetme korkusu sarınca EYT gündeme geldi. Veli Ağbaba EYT düzenlemesinin eksik olduğunu söyleyerek enkaz altında kalmıştır ifadesini kullandı. Bu düzenlemedeki eksiklere bakınca bu düzenlemenin eksik ve enkaz altında kaldığını görmekteyiz. Bu teklifte 5975 gün primine takılanlar, çıraklık ve staja takılanlar, Bağkur teşkilinde takılanlar, 9000 güne takılanlar, kısmi emekliye takılanlar, depreme takılanlar olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bir günle 17 yıl fazla çalışmaya mahkum edilenlerin sorunları bu teklifte çözülmedi, çözülmeyecek. EYT sorunu enkaz altında kalmaya devam edecek. Deprem bölgesinde zarar gören iş yerlerini de gündeme getiren Ağbaba, esnaflara uzun vadeli faizsiz kredi verilmesi gerektiğini söyledi. Eğer iller boşalmasını istiyorsak, eğer yaşam normalleşsin diyorsak, iş yerleri zarar gören iş yerlerine uzun vadeli faizsiz kredi verilmeli ve iş yerleri hızlıca esnafa verilmelidir. Deprem bölgesindeki EYT'li vatandaşlarımız için hükümetimiz elbette ki bir ayrıcalık yaparsa iyi olur ama hükümetin durumunu da düşünmek lazım. Ve Sayın Veli Ağbaba'nın açıkladığı gibi aslında iktidar partisi AK Parti ve Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz daha önce yaptığı açıklamada EYT seçime de mal olsa ben bu EYT'yi çıkartmayacağım demişti. Buna rağmen bu EYT çıktı. Yani hükümetin sırtında ciddi bir kambur olarak aslında uygulamaya geçen bir sistem ve yaşanan depremi de göz önüne aldığınızda birçok kesimin artık çıkmaz dediği EYT çıktı. Eğer imkan varsa, şartlar uygunsa, el veriyorsa mutlaka deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir ayrıcalık tanınmalı. Eksik prim günleri özellikle tamamlanarak yakınlarına muhakkak devletimizin bir jesti olması gerektiği kanaatindeyim ben de. Şimdi devam edelim. İyi Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç de bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Adıyaman'da helallik istemişti. Birkaç gün istediğimiz çalışmayı yapamadık Adıyaman'da demişti. Melikşah Murat Genç de bu durumu eleştirdi. Hükümet derhal istifa etmeli dedi. Bizler devleti değil, gerekli tedbirleri zamanında almayan hükümeti eleştiriyoruz. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, parti il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı,
19 ilçe başkanı ve teşkilatlarımız olarak ilk günden itibaren birlik olup bölge vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, milletimizin yanında olup ihtiyaçlarını giderebilmek adına insani yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Bu süreçte siyasi faaliyetlerimizi durdurarak tamamen devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk birkaç gün istediğimiz çalışmayı yapamadık sözlerini hatırlatan Melikşah Murat Genç, hükümetin deprem bölgesinde yeterli müdahale yapamadığını yönelik eleştirilerde bulundu. İlk birkaç gün istediğimiz çalışmayı yapamadık diyerek yaşam kurtarma adına hayati önem taşıyan ilk günlerde insanlar enkaz altında henüz canlı iken yardım çığlıkları duyulurken afete müdahale edilmediği gerçeği hazırlıklardaki eksiklikler kendilerince de itiraf edilmiştir. Biz devleti değil gerekli tedbirleri zamanında alamayanlara tepkiliyiz diyen gençten hükümete istifa çağrısı da geldi. Diğer taraftan afet kurumlarını ticari kuruluşlar haline getiren hükümet ve yöneticilerini de istifaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın da oylarıyla birkaç ay sonra yapılacak seçimde afet yönetiminden ekonomiye bu hükümetin bozduğu tüm kurumları liyakatli kadrolarla düzelteceğiz. Ülkemizde ciddi bir zam furyası var biliyorsunuz sevgili izleyenler. Yaklaşık 1-1,5 yıldır enflasyon rakamlarının aşırı yükselmesiyle beraber biraz da fırsatçılık binince işin üzerine maalesef öne alınamaz bir fiyat yükselişi çıktı ortaya. Esnaflarımız belki de bunun %60-70 sebebi. Çünkü herkes kendi cebini doldurmak için uğraşırken aslında bindiği dalı kestiğinin farkında olmaksızın habire zam yapıyor. Her fırsatı kazanca çevirebilmek için. O zam gelen ürünlerin başında geliyordu kırmızı et fiyatları. Bugünlerde de deprem dolayısıyla kırmızı et fiyatlarında artış var. Bu durumu da kasap Sezgin Ergün anlattı. Yılbaşından bu yana fiyatı sürekli artan ete bu kez deprem zammı geldi. Deprem bölgesinde hayvancılık yoğun olduğu için özellikle Kahramanmaraş, Elbistan vesaire bu taraftaki Kayseri'lerdeki yıkımlardan dolayı fiyatlar ayın 6'sında deprem olduktan sonra 8-9'u gibi bir anda karkas ete 30'la 40 lira civarında bir zam geldi. Bu da yani kemiksize yaklaşık bir 50 TL civarında zam oldu. Sadece deprem felaketinden bu yana et fiyatları %40 zamlandı. Her hafta 10 liraya aşan zamlarla beraber yılbaşında 180 lira olan karkas etin kilosu şu anda 240 liradan satılıyor. Kıymanın kilosu ise 200 lirayı aşmış durumda. Deprem zamanından önce 180 lira, 190 liraya sattığımız şu eti şu anda 230-240 bandında satıyoruz. Ama maalesef bu fiyatlar da esnafları kurtaracak fiyatlar değil. Kâr marjlarımız tamamen düştü. Yine bir zamlar ve zam fiyat güncellemesi olacağı düşünüyorum yine piyasada. Ordu'da kasaplık yapan Sezgin Ergün, tedarikçilerin depremi neden göstererek fiyatları yükselttiğini söylüyor. Zannediyorlar ki kasaplar yapıyoruz. Yani bizlik bir şey yok. Çünkü etin bir envanteri ve stoğu yok. Haftalık en maksimum dönüşü. Yani ondan dolayı vatandaş zannediyor ki kasap yapıyor. Hatta zam geçtiği dönemlerde biz elimizde depodaki eti bitirene kadar fiyatımızı arttırmadık. Vatandaşlarsa depremin bahane edilerek ette zam furyası başlatıldığını söylüyor. Fırsatçılıktır. Hani her şeyi kendilerinden zam yapıyorlar. Ne yapacağım, pahalı her şey. Biraz da esnaf da var. Yani bu hemen depremden sonra depremle ne ilgisi var? Yok efendim hayvan bölgesimiz. Bunlar şey bahane. Et fiyatlarına gelen zamlarla beraber vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirten Sezgin Ergün, bu durumuysa artık vatandaş eti kilolarla değil rakamlarla alıyor sözleriyle özetliyor. Eskiden bir kilo et alan 100 liralık, 150 liralık, artık kilolar konuşulmuyor, rakam konuşuluyor. Yani içeri giren vatandaşımız 100 liralık, 50 liralık, 150 liralık, bir kilo değil de 240 liralık, yani bir kilo et 240 liralık değil de 200 liralık civarında, 100 liralık kuşbaşı, 100 liralık kıyma şeklinde döndü yani satışlar. Ünye Belediyesi kent merkezinde yeşil alanları artırmak ve vatandaşlara yaşam alanları açabilmek için bir proje başlatmıştı. 2022 yılında Yaşam Park projesi başlamıştı. O proje tamamlandı ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ünye Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğü'nce hazırlanan Yaşam Park çok sayıda sosyal donatıyı bünyesinde barındırıyor.
Yapımına 2022 yılında başlanılan park içerisinde kamelyalar, oturma alanları, amfiteyatro, çocuk oyun alanları, peyzaj süslemeleri, gezinti alanları gibi donatılar yer alıyor. 3,5 dönüm alan üzerine kurulu olan Yaşam Park bu özelliğiyle vatandaşların rahat bir zaman geçirebileceği merkez olacak. Yaşam Park'ta donatıların kurulum çalışmaları tamamlanırken kısa sürede hizmete açılacağı belirtildi. Ünye'nin nüfusu her geçen yıl artarken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı birçok mahallede meydan yenileme ve park sayılarının arttırılması talimatını verdi. Bu kapsamda Burunucu Mahallesi, Tekkiraz Mahallesi ve Erenyurt Mahallesi yeni meydanlara kavuşurken Pelitli Yatak Mahallesi'nde de çalışmalar devam ediyor. Yine beldeden mahalleye dönüşen Yeşil Yurt, İnkur ve Fatih'te de meydan çalışmalarının kısa sürede başlayacağı belirtildi. Öte yandan Yaşam Park'ın tamamlanmasının ardından şehir merkez noktalarında yeni park kurulumlarının da hayata geçirileceği ifade edildi. Şehrimizde öyle STK'lar var ki sevgili izleyenler, aslında sadece onları heyecan olsun diye, bazen de göz zevkimizi doyursun diye izliyoruz. Ama öyle zamanlar geliyor ki o isimler bir kahraman olup çıkıyorlar ülkemizin zor günlerinde. İşte onlardan bir tanesi Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü'ydü. Biliyorsunuz bunlar genelde uluslararası yarışmacı statüsünde ilimizi temsil eden, Ünye'nin tanıtımına katkı sağlayan bir ekip. Ama deprem anından itibaren deprem bölgesine intikal ettiler ve orada öyle işlere imza attılar ki gerçekten de her biri bir kahraman gibi oldu. O kardeşlerimizi zaman zaman biz de işbirliği yaparak yayına alıyoruz. İncelik gösterdiler, nezaket gösterdiler. Bize yaptığımız yayınlarla ilgili bir teşekkür plaketi getirdiler. Alper Argan ve yönetim kurulu ekibine, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. O ziyaret gelecek şimdi ekranlarınıza. Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü sporcuları TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Fatih Solmaz ikinci turunda işte şu anda yeşil Wrangler'ıyla izliyorsunuz. 403 kapı numarasıyla Gürsel Akın'ı. Deprem bölgelerine ilk günden itibaren yaptıkları yardımlarla takdir toplayan Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü sporcuları, felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. 100 yılın felaketi dediğimiz, asıl felaketi dediğimiz, biliyorsunuz bir deprem olayından geçtik. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Ben Elbistan'da orada yardım yaparken TV52 beni arayarak dedi ki işte Sayın Başkanım sizi de canlı yayına bağlamak istiyoruz dedi. Biz de orada artık canlı yayında Elbistan'daki olan bütün işte durumları anlattık. Güzel bir şekilde ifade ettik. TV52 her zaman Offroad Kulübü'nün yanında olmuştur. Çalışmalarımıza destek olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu plaketi kendilerine sizin ekran karşısında takdim ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri yıllardır birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüttükleri TV52 ekibine teşekkür plaketi takdim etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü olarak yaklaşık bölgemizde 15'e yakın offroad oyunları, offroad yarışları, Türkiye Otomobil Sporları'na bağlı tescilli olarak uluslararası yarışlar yaptık. Bu yarışlarımızı en güzel bir şekilde tüm ulusa tanıtımına destek olan, başta TV52 Genel Yayın Yönetmeni Sayın İsa Akçay Bey olmak üzere tüm TV52 çalışanlarına bir plaket takdim etmek istiyorum. Teşekkür plaketini teslim alan TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay sporculara teşekkür ederek başarılar diledi. Şimdi biz offroad kulübümüzü, Ünye Offroad Kulübümüzü hep yarışlarda gösteriyorduk. Ekranlara yarışlarda geliyordu ama yarışlar dışında, yani sahip olduğu tanıtım ünvanının yanında bir de ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ne zaman bir sıkıntısı olsa koşar adım oraya gittiğini gördük. Orada hizmet verdiğini gördük ve hiçbir uyarıya gerek kalmadan, hiçbir çağrıya gerek kalmadan gönüllü uğraşan arkadaşlarımız bunlar. Dolayısıyla biz hizmet etmekten keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz, zevk duyuyoruz. İnşallah sayıları artar böyle kurumların i̇nşallah. Diyelim. Başkanımıza da, ekibine de teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah böyle kötü günler yaşatmasın ama kötü günleri dostu olan Offroad Kulübümüzü de bir kez daha tebrik ediyorum.
Bir kez daha teşekkür ediyoruz hem Ünye Ufros Spor Kulübü'ne hem de Ünyeli hemşehrilerimize. Gerçekten de bu işbirliğinden zevk ve gurur duyuyoruz. Keşke tüm birimlerimiz, tüm STK'larımız bu kadar duyarlı olabilseler. Alper Başkan'ın anlattıklarına keşke siz de şahit olabilseydiniz. Önümüzdeki günlerde bir program planlıyoruz. STK'ların oluşturduğu, AFAD'ın, Offroad Kulübü'nün ve mümkünse Kızılay'ın oluşturduğu bir program düzenlemek istiyoruz. İnşallah ekranlarınıza gelir. Siz de bu anlattıklarına tanık olursunuz. Yaşamadan, görmeden anlaşılmaz diyorlar. Gerçekten de öyle ama en azından yaşayan birisinden, gören birisinden dinlemenizi ben isterim. Bu arada dün akşam çok güzel bir program vardı TV52'de, takip etmişsinizdir. Çok fazla sayıda teşekkür mesajı aldık, telefonu aldık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimize. Biz işte sizin için yapmamız gereken ne varsa elimizden geldiğince yapmayı ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Siz de beğendiyseniz ne mutlu bize. Bize en büyük teşekkür, en büyük takdir bu aslında. Ama elbette yaptığımız her şeyde sizin olmanız, sizin destekçi olmanız bizi çok fazla mutlu ediyor. Başarıyı da aslında bu sebeple yakalayabiliyoruz. Her birinizden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Tüm TV52 ekibi olarak ve veda edelim bu akşam için ana habere. Gece bülteninde tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederek ayrılıyorum ben ekranlardan. Hoşçakalın.